El salla hadi. El salla hadi. Aferin. Bay bay et. Bay bay da. Mehmet Eren. Hadi bay bay da oğlum. Bay bay. Hadi el salla. Hadi el salla. Tutabilir miyim? Bir bakayım biraz daha rahat. Anne bana bakabilir misin? Anne? Bir daha alıyorum. Nerede? Nerede oğlumun dili? Göster bakayım bir hadi. Dili neredeymiş dili? Bay bay. Şu oğlumun. Evet, dili neredeymiş dili? 8 aylık olduğu anda o an anladım ki benim oğlum gerçekten ölümcül bir kas hastalığına yakalandı. Çünkü şöyle oldu. Oğlum 8 aylıkken yoğun bakıma kaldırıldı. Yoğun bakıma kaldırıldığında o gece kaldırılmadan önce acildeyken çok ağladı. Hiç ama hiç durmadı. Sonra ertesi gün sabaha karşı Mehmet Eren'i yoğun bakıma kaldıracaklarını söylediler. Çünkü oğlum eşimin kolları arasında mosmor kaldı ve nefes alamıyordu. Daha sonra yoğun bakıma götürülürken en son şunu hatırlıyorum. Eşimin saçlarını yolduğunu hatırlıyorum. Çok kötü bir süreçti. Daha sonra bizi dışarı çıkardılar koridora. Ve oğluma orada entübe ettiler. Daha sonra Mehmet Eren yoğun bakıma kaldırıldı. Yoğun bakıma kaldırıldığında Mehmet Eren 56 gün boyunca ben oğlumun hiç kokusunu duyamadım. Her gittiğimizde ağlıyordu. En kötü noktalardan biri de oğlumuz ağzında bir boruyla nefes alabiliyordu. Daha sonra o boruyu çıkardılar çünkü nefes alabildi tek başına, makineden ayrı. Ama ertesi gün gittiğimizde, odasına girdiğimizde oğlumun her tarafı kanlar içindeydi. Ve o gün ikimiz yere yığıldık eşimle birlikte ve oğlum da ağlıyordu. Daha sonra çıktık odasından, yoğun bakımdan çıktıktan sonra doktorun odasına gittik. Ve odasına gittiğimizde öğrendik ki oğlumuz kalp krizi geçirmiş ve tekrar makineye bağlandı. Daha sonra zaten maalesef toparlayamadı. Şu anda trakeye bağlı. Ama 8 aylıkken yoğun bakıma girdiğimde o zaman anladım ki oğlum gerçekten ölümcül bir kas hastalığına yakalandı. Ne hissettim? Öldüm galiba yani. Ölmek böyle bir şey sanırım. Hiç inanır mısınız, şu gördüğünüz odadan biz eşimle birlikte o 56 gün boyunca hiç çıkmadık neredeyse. Hiçbir yere gidemedik yani. Bu odada hapsolduk. Yedik mi bilmiyorum, içtik mi bilmiyorum ve şunu da çok iyi hatırlıyorum. Yoğun bakımda oğlumun o kötü olduğu dakikalardan sonra ilk gözümü açtığım yer babamın kollarıydı. Allah kimseye böyle süreçler yaşatmasın. Gerçekten SM hastalığı ölümcül bir kas hastalığı. Hiç hafife alınacak bir hastalık değil. O zor süreçleri inşallah atlatacağız diye umut ediyorum ama bugün oğlum yine çok hasta. Yani şöyle bir şey, artık her gün hasta Mehmet Eren. Trakeye bağlandıktan sonra Mehmet Eren artık hiç huzurlu rahat bir günü olmuyor. Ve maalesef şu an büyüdüğü için de her şey daha farkına varıyor. Burnundaki mesela boruyu istemiyor, trakesini istemiyor. Ve en üzücü noktası da şu, bunu hiç istememiştim. Mehmet Eren'in aklı başına iyice gelsin istemiyordum ama artık o daha da farkına SMA hastalığını. Videoda çocukların yürüdüğünü görüyor ve o da yürümek istiyor, kendini aşağı indirmek istiyor ama maalesef yürüyemiyor. Oğlumun en azından yürüdüğünü görebilmek, sağlıklı, onu en azından normal çocuklar kadar sağlıklı olamasa bile kendi hayatını devam ettirebildiğini görmek istiyorum. Mehmet Eren'in kampanya süreci geçen yılın Haziran ayında başladı. Şu an kampanyası ikinci valilik izninde, birinci valilik izninde oldu. 1,5 yıla yakındır mücadele veriyoruz kampanyasında. Şu anda %95'i toparlandı. Son bir %5'i kaldı. Yani burada bahsetmiş olduğumuz rakam yaklaşık olarak tedavi miktarının tamamı 50 milyon TL'ye tekabül ediyor. Son 1-2 milyonu kaldı.
Onun için mücadele veriyoruz. Eşimin de dediği gibi öncelikle oğlumun kendi ayakları üzerinde durması, kendi ihtiyaçlarını giderebilmesi, daha sonra tabii herkesin hayali olduğu gibi. Yani biz de isterdik ki işte bu aylarda oğlumu denize götürebilmek olsun, Antalya'da yüzdürebilmek olsun, işte parklara götürebilmek olsun. Maalesef bunlar bizim için biraz şu anda hayal gibi oluyor. Çünkü makine ve cihazlarıyla çok fazla odadan dışarıya çıkamıyoruz, hareket edemiyoruz. İnşallah bir an önce kampanyasını kapatarak, işte bir an önce Dubai'deki gen tedavisini alarak bir an önce artık yürümesini, bir an önce diğer çocuklara yetişebilmesini, diğer çocuklardan eksik kalmasın, hayatı eksik yaşamasın diye çabalıyoruz.